Sizleri bir sokağa götüreceğim. Şimdi mahallenin berberi veya sokağın berberi çay yaptı, demledi ve oradaki esnaf arkadaşlara da dağıttı. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi orada bir de bir büfe işleten vatandaş var. Ve hani çay yaptın, esnafa dağıttın, benim ekmeğime mani oldun diyerek gece tekrar o mahalleye geldi ve dükkanların camlarını aşağıya indirdi. Tabii gözaltına alındı çünkü güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Ve ondan sonra serbest bırakıldı. Tekrar mahalleye döndü. Yine rahat durmadı. Bu sefer iki kişiyi bıçakladı. Aranmıştı. Bu kez mahalleli tarafından eşek sudan gelinceye kadar dövüldü. Taşları topladı, kendisinden çay almayan esnafın iş yerlerinin camlarını kırdı. Gözaltına alınan öfkeli büfeci serbest kalır kalmaz aynı yere dönüp yine kavga çıkardı. Bu sefer iki kişiyi bıçakla yaralayınca mahallelinin tepkisi sert oldu. Akıl almaz olay Kocaeli'de yaşandı. Büfeci iddiaya göre berber komşusunun çay yapıp diğer esnafa da ikram etmesine öfkelendi. Çay satışıma engel oldu diyerek dehşet saçtı. Gece yarısı iş yerine geldi. Komşusu berber ve onun çayından içen 3 esnafın dükkanlarını taşlayıp camlarını kırdı. Sabah iş yerlerine gelip gördükleri manzara karşısında şok olan esnaf şikayetçi oldu. Gözaltına alınan büfeci ifade verdikten sonra serbest bırakılınca mahalleye geri döndü. Esnafın toplandığı kahvehanede tekrar olay çıkaran büfeci, çıkan kavgada iki kişiyi bıçakla yaraladı. Onun taşkınlıklarına daha fazla dayanamayan mahallelinin tepkisi bu kez sert oldu. Büfeci Yunus'u öldüresiye dövüp hastanelik ettiler. Sevdi'de bile rahat durmayan büfecinin tedavisinin ardından tekrar gözaltına alınması bekleniyor.